Şimdi yarın da grup maçları oynanacak. Hadi ben şöyle tahmin ediyorum. Hani evet, en hocam. Kötü senaryoyu söylüyorum öncelikle. Valorant ekranı açık abi bu arada bize. Öyle mi? Evet, Valorant'lar abi. Pardon. Şöyle vereyim size. Selamünaleyküm, aleykümselam. Aleykümselam kardeşim, hoş geldin. Aleykümselam. Şimdi biz grup B'deyiz. Team East Italy. Bu iki takım sıkıntılı takım çünkü iyi oynayan elemanları var, prof oyuncuları var işte. Evet. O yüzden biz büyük ihtimal buradan 3. çıkarız. Gerçi belli olmaz. Yarın iyi oynarız, bir şey yaparız. İtalya'yı, East'i yeneriz. 2. de olabiliriz. O ayrı ama kötü ihtimal düşünüyorum. Yarın tekrar çıktığımız... maçlarımız var onlarla. Tabii yarın devam ediyor maçlar. Okey. Yarın 3. çıkarsak eğer, burada diyor ki 3. takım one round bye into the bottom 6 playoff diyor. Yani alt playoff'a düşüyoruz. Alt playoff'ta yarı finalden başlıyormuşuz. Grup B'nin 3.'sü şuradan başlayacağız yani. Hı. Grup A'nın 4.'süyle Grup B'nin 5.'si oynayacak. Yani İspanya ile Mena oynayacak diye tahmin ediyorum. İspanya kazanır. İspanya ile oynarız yarı final. Sonra finalde de büyük ihtimal İngiltere ile oynayacağız. United Kingdom. Grup A'nın 3.'sü. Benim anlamadığım burada şöyle bir sıkıntı var. Galiba grupta... Evet, grupta 3. olursam burası loser bracket gibi düşünme. Burası ayrı bir bracket, burası ayrı bir bracket. Yani bu bottom 6'yı bir playoff oynatıyorlar ki şey belli olsun diye, 4. belli olsun diye galiba. Ya da 3. Eğer 3. bitirirsek diye. Yani 1 veya 2. olma şansımız kalmıyor. Ana finale gidemiyor. Yok. Hatta 4. olma şansımız da kalmıyor. İlk 4'e girebilme şansımız kalmıyor. 5. olma şansımız oluyor. Doğru. Çünkü bu üst bracket'la alt bracket farklı. Yani alt bracket'tan üst bracket'a geçiş diye bir şey yok. Yarınki maçlar bayağı önemli o zaman. Bizim için. Yarınki maçlar önemli. Yarınki maçlarda bir sürpriz yapıp eğer bu prof oyuncuların takımlarından birini yenersek 2. olursak o zaman üst bracket'ta olacağız. İlk 4'e girmiş olacağız. Elimizden geleni yapacağız kaptanım. Abicim çok teşekkür ediyorum. Şöyle bir durum var. Hemen mesaj geldi. Demiş ki Team East ve Team Italy kadrolara bayağı pro abartmışlar. Bu arada Team Italy TFT'de full pro almış abi. Yani abi Team dünyada... Italy evet. Yani Last Chance'e katılan adamları almışlar Valo'ya. O tarafı TFT'ye proları almışlar. LoL'de de vardı yani, bir tane. Bu Team Italy eğer elenmeyecekse, diskalifiye olmayacaksa helal olsun diyorum Twitch'e. Başka hiçbir şey demiyorum yani. Bu arada TFT 2. bitirmiş günü. Yine de TFT'yi de buradan kutlarız arkadaşlar. Tabii. Gayet güzel. Yine TFT yaptı yapacağını. Yarın devam edeceğiz orada da. Şimdi LoL'ümüz var. LoL'ümüz kaldı. Valo'muz da yarın devam ediyor. Bence iyi durumdayız ya. Genel sıralamada iyi durumdayız bence. Şimdi şeyden Rivals'tan da bakarız puan olarak ama var mıydı? Onun bir yeri var dedin. Genel sıralama. Siz bir yerden baktınız, bir şey yaptınız. O bitince, tüm maçlar bitince günün sıralamasını yapıyorlar abi Rivals'ta hep. En alttaki ya leaderboard. Yok. O neydi lan? O izi, ona basınca ne çıkıyor ikinciye? Ha, live'lar çıkıyor burada. Burada biz yokuz. Biz yokuz. Çünkü bunu yapman için galiba bağlaman gerekiyor. He, Rival şeyini bağlaman gerekiyor. Aynen. Control Plus olması lazım. Control Plus diye bir extension var. Onu bağlıyorsun. Aynen, siktir et. Gerek de yok yani. 8000 izleniyor, anladın mı? Genel rankingi gösterirler ama maç sonu gösterirler büyük ihtimal. Gün bitince gösteriyorlar onu. Genelde. Kaptanım müsaadenizle ben mesaimi bitiriyorum. Vallahi elinize sağlık. Tamam, güzel bir şekilde Fenerbahçe maçını izleyeceksiniz galiba. Evet, bir Fenerbahçe maçını izlemeyi düşünüyorum. Ben de kaptanlık görevimi yapar damlarım size kaptanım. Teşekkürler kaptanım. Biraz da toksiklik yapacağız abi biz. Sus lan sen. Abi. Lan sinirini tüm senden çıkarır bak hali. Benden niye çıkartıyor abi? İtalyanın sinirini senden çıkarır vallahi bak. Vursaydın da kızasaydın. Sen İtalyanlara benziyorsun bak sen. Ben mi dedim sıkmayın adamlara? Oğlum adamlar daha iyi sıktı, sorun o. Biz sıktık da adamlar daha iyi sıktı. Abi ben gördüm ama 3 gün önce stokladım ben bunları. Hepsinde e-sporcu olduğunu biliyordum amına koyayım. Baba, ayıp onların olsun ya. Aynen öyle. Yani, ne yapalım? Ne diyelim? Sen inanıyor yani musun o kazandıkları mesela 2500 dolar kazandılar diyelim. O 2500 doların hakkıyla kazandılar. Helal mı o para? Helal mi o para yani? O parayı rahat rahat harcayabilecekler mi acaba? Aynen öyle. Ha. Kaptanım çok teşekkür ediyorum yine de takımınızla. Kaptanım, size gerçekten ederim. Saygılı, sevgili bir şekilde yine de bitirdik bugünümüzü. Yarın evet, da oynayalım. Yarın, bakalım belki de bir sürpriz devam gelir. Tabii tabii, biz çalışmaya devam edeceğiz. Çok yarın teşekkürler. Elimizden geleni elinize yapacağız. Sağlık. Elinize sağlık. Öpüyorum tamam hepinizi. Öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ali'cim seviyorum seni, öptüm. Görüşürüz abi, ben seni çok seviyorum abi. Bay bay. Bay bay. Ama yani Elvin'in ne kempler ya. Hala maçlarına izleyelim. Kaptanım okey yani bir yerde de. Ya baba Luz'a aldı. Luz'a aldı geldi. Tam tabii kaptanım şey diyecek yani. Konuş. Anladın? Oğlum sikerim seni götün ha, yavşağa bak. Tabii kaptanlık verdi, bir götün kalktı sende. İçtin geldin mi amına koyayım? Hayırdır lan sen Türkiye'nin kaptanına burada laf ediyorsun böyle Avrupa'ya. İle zaten savaş içindeyim. Niye burada aramızda iç savaş çıkartıyorsun yavşak? E-sporcuları çekmişler kanka. Ben bir iki tek attım geldim. Ondan sonra konuşurum mu diyorsun? Sıfır şaka no joke. Bu yayın yarım